Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu kanalın izleyicileri bilir, takip etmişlerdir. Hollandalı gazeteci arkadaşımız Frederik Gerendik bir süre önce Güney Kürdistan'a gitti. Bu ilk gidişi değil tabii. Tıpkı geçmişte Türkiye'nin yaptığı gibi Güney Kürdistan'da, daha doğrusu KDP, istenmeyen kişi ya da gazeteci ilan etti ve bununla kalmadılar, sınır dışı ettiler. Yani Kürdistan'a girişini yasakladılar, sınır dışı ettiler. Peki problem neydi? Yani Kürt dostu, gazeteci, objektif yazılarıyla, haberleriyle gazetecilik faaliyeti yürüten bir meslektaşımız Güney Kürdistan ya da KDP'yi neden rahatsız etti? KDP neden böyle bir antidemokratik karar aldı? Aslında gelişmiş ülkelerde böyle şeyler görmeyiz ve yaşamayız. Ancak söz konusu otoriter rejimler olunca, Türkiye gibi, KDP örneğinde olduğu gibi, gazetecileri susturmak, dolayısıyla tehdit etmek, baskı altına almak, gözaltına almak, hapse atmak alışagelmiş bir durum. Normaldir demiyorum ama gerçek durum biraz böyle. Bu açıdan meslektaşımız da Frederik'e de bunları yaşadı. Uzun yıllardır ben Frederik'i Kürdistan'da biz tanışmıştık, tanışıyoruz. Kürtlerle ilgili çok sayıda haber yaptı. Uluslararası medyanın gördüğü haberler yaptı. O açıdan da bu tabii ki haberleri için, Kürdistan için, bu gerçeklerin dünya kamuoyuna aktarılması için harcadığı çabalarda takdire şayandır. Kendi adıma meslektaşım bu konuda kutluyor. Tabii ki teşekkür ediyorum bu çabalar için. Şimdi canlı yayın konuğumuz, biraz bu durumu konuşalım. Neden böyle oldu diye. Frederike merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Asıl sen nasılsın? Teşekkürler. Ya %100 iyi değilim tabii ki. Çok üzgünüm. Ama ya iyiyim. Ne oldu, bir başa dönelim. Biraz Türkiye'de yaşadıklarını hatırlattı. Yani KDP ile yaşananlar, KDP'nin ya da Hevler yönetiminin aldığı karar. Ne zaman gittin Güney Kürdistan'a ve neler yaşadın? Bu oradan başlayalım dilersen. Pazar günü Sülmanya'ya gittim. Tabii ki zaten düşünüyordum başı Kürdistan'a gidebilirim, gitmeyebilirim, tam emin değildim. Ama ben düşündüm, Erbil'e gitmiyorum. İlk olarak Sülmanya'ya gideceğim. 2 gün sonra paylaşan taksi ile tam Sülmanya'dan Zaho'ya gittim. Tabii ki zaten Yeneke KDP sınır var. Orada bir kontrol nokta vardı ama orada çok iyi davranıyordu. Her zaman iyi orada. Nerelisiniz? Ben Hollandalıyım. Aa, hoş geldiniz. Kürdistan'a hoş geldiniz falan. Her şey yolunda. Mutluydum. Böyle bir plan yaptım. Rojava sınıra gideceğim. Ama büyük bir haber yapmayacağım. Böyle bir şey düşündüm. Rahat rahat sınıra gideceğim. Fişkabur sınıra. Her şey yolunda. İzin aldım sınırda. En son dakika beni engelliyordu. Bence beni beklemiyorlardı orada. Çünkü zaten istemeyen kişiydim. Bunu bilmedim ama beni beklemiyordu o zaman. Ama tabii ki Erbil'e gitmedim. Sülmanya havaalanında geldim ve Sülmanya ve Erbil konuşmuyorlar. O yüzden Erbil bilmedi, KDP bilmedi. Bence sınırda çok şaşırıyorlardı. Nasıl Herding buraya geldi? Hiç anlamıyordu bence. Ama en son dakika beni fark ediyorlardı ve geri döndüler. Ne yaptılar? Hevlere mi, Erbil'e mi gönderdiler
seni oradan. Evet, bir hükümet arabası vardı. Bir polis, bir şoför, bir polis ile çok hüsnü hava alana gittik. Beni iyi davranıyorlardı. Bir internet bağlantı vardı, paylaşıyorlardı. Problem vardı tabii ki, bunu hissediyordum ama beni kötü davranmıyorlardı. Böyle. Zaten söylüyorlardı, bir problem değil, sadece bir evraklar gerekiyor falan. Ama zaten düşündüm tabii ki, evraklar lazım. Niye 140 kilometre falan çok hızlı havaalanına gidiyoruz? Evraklar için böyle bir şey gerek yok. O yüzden zaten bildim, çok bu durum iyi değil. Evraklar için havaalanına gitmiyoruz. Tam belli tabii ki. Direkt Hevler, yani Erbil havaalanına mı götürdüler seni? Evet, evet. Orada hala söylüyorlardı, problem yok, her şey yolunda olacak. Öyleyse problem yoksa niye sınır dışı ettiler peki, yani yok da? Hiç söylemediler. Işte. Benimle konuşmuyorlardı. Tabii ki benim Kürtçe biraz Kumancı biliyorum ama Sorani bilmiyorum. Onların İngilizce zayıftı. O yüzden çok iyi konuşamıyorduk. Beni bıraktılar. İnternet bağlantı vardı. Hollanda konsolosluk ile konuşabilirdim. Ve konsolosluk bana yardım etti. Konsol geldi, Hollandalı konsol havaalanına geldi ve benimle konuşuyordu. Duruma rahatladı. İyiydi. Beni çok iyi destekliyorlardı. Ama tabii ki durum değişemiyordu. O KDP ile konuşuyordu ama hiçbir şey yapamıyordu. Zaten istemeyen kişiydim. O yüzden ilan ettiler. O yüzden peki neden istenmeyen kişi ilan edilmiştin? Bununla ilgili bir şey söylediler. Neden sınır dışı ediyorlar? Ben de merak ediyorum. Ama tabii ki biliyoruz. Tabii ki biliyoruz. Hiçbir şey söylemediler. Ama bir sene önce Haziran ayında 2021'de Barış grubuyla gittim röportaj yapmak için. Avrupa'daki Kürtler başvura gittiler. Röportaj yapmak istedim. Tam grup izin vermediler. Beni izin vermediler. Ama söylediler ki sonra geri dönerseniz gelebilirsiniz ama şimdi o grup ile gidemiyorsunuz. Böyle bir şey söylediler. O yüzden zaten şimdi Süleymaniye'ye gittim. Çünkü zaten merak ediyordum. Nasıl beni davranacaklar? Ve o yüzden biraz ertelendim başvura gitmek. Çünkü her zaman düşündüm, her zaman Kürdistan'a gidebilirim, problem yok. Ama zaten zaten endişeliyordum tabii ki. Belki beni almayacaklar. Ama nihayet bilmem gerekiyordu ve gittim ve büyük bir Hollandalı bir haftalık dergi için büyük bir röportaj yapabilirdim Kobani'de. O yüzden ben düşündüm, tamam, hadi gidelim, bakalım ne olacak. Şimdi biliyorum, o kadar kolay başvura ve gidemiyorum ve Rojava gidemem. Belki Yeneke nasıl söylüyoruz Erdal, ben bilmiyorum. Yeneke Kürdistan falan nasıl söylüyoruz? Süleymaniye bölgesine gidebilirim ama nasıl başvur Kürdistan'ı falan nasıl söyleyeceğiz bilmem. Gidebilirim ama o kadar çok büyük haberi yok değil mi? Gazeteci olarak ne yapacağım orada? İki ayrı Kürdistan var, yani Güney Kürdistan. Şimdi geçmişte Türkiye'de de benzer bir durumu yaşadın değil mi Frederike? Türkiye'de evet, Baku'da böyle bir şey oldu 2015'te. 2015'te. Hayatımda iki kere sınır dışı ettim. Ettiler. Evet, edildim.
Türkçem zayıflıyor, kusura bakmayın. Çok iyi. Türkçen çok iyi. Şimdi bu dün baktım, dünden önce baktım. AKP medyası, Türkiye hükümet yanlısı medya seni oldukça bir haber yapmış ve hedef gösteriyor. Tabii, bunu yapıyorum. Cemil Bayık'la yaptığın röportajın fotoğraflarını kullanarak veya Evet ama bu çok komik bir şey. evet. Cemil Bayık ile bir fotoğraf paylaşıyorlar ve Kerkuk'ta bir PKK Gerilası. ziyaret ettim. Bir grup gerilla ile bir fotoğraf çektirdim. Bu gizli bir şey değil. Ben paylaştım o fotoğraflarda. Benim işim bu. Kürdistan ile ilgili yazıyorum. Barzani benimle konuşmak isterse onunla da konuşacağım. Tabii ki zor soru soracağım. Ama onlar benimle konuşmuyorlar. Ve sen Galiba söyledin ki ben Kürt'ün dostum ve ama otoriter hükümetin dostu mu değilim? Böyle. zaten ben de onu söylemedim. Ben de kastettiğim o değildi. Kürdistan'da bir savaş yaşanıyor. Bir haksızlık var orada. Bunu dünyaya anlatıyorsun. Kastettiğim buydu ama bizim için, hepimiz için önemli olan tabii ki insandır. Nerede bir haksızlık varsa onun karşısında durabilmektir. Sen bir meslektaş olarak tabii ki mesleğe de gölge düşürmeden bunun en iyisini yapıyorsun. O açıdan tabii ki tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu çok insanlık için bu çok önemli. Ama Tabii ki. sizden Kürt gazetecilerden öğrendim biliyor musunuz? Çünkü ilk olarak Türkiye'ye geldim 2006 ve başka bir gazeteciydim. Sadece Diyarbakır'da, Bakur'da değiştim gazeteci olarak ve daha nasıl söylüyorum? Türkçem belki Başka yeterliydim. başka başka yerden baktın meseleye. Daha kendi ülkemi farklı görüyorum şimdi. Güçlü ve güçsüz nasıl söylüyorum? Daha sharp. Sharp ne demek biliyor musun? Hayır. Ama yani anlıyorum seni. Güçlü ve güçsüz arasındaki farkı biraz da şöyle oluyor Frederike. Bu çıkar ilişkileri, değil mi? Yani işte demokrasi, devletler, güçlü devletler veya çıkar Ve ilişkileri. gazeteciliğin rolü daha net oldu. Evet, Evet. aynen. Yani öyle bir süreçte yaşıyoruz ki inanılmaz tabii ki kirli pazarlıklar yapılıyor, kirli oyunlar var. Bunu dünyaya anlatınca tabii ki otoritelerin şimşeğini üzerine çekiyorsun, yani öfkesini. Galiba işte Türkiye'nin bir tweet'te mi veya bir röportajında okudum, Erdoğan'ın eli uzun demiştin. Doğru. Galiba o el devreye girdi yani bu son güneye Tabii giderken ki de. Erdoğan kişisel olarak böyle bir emir vermedi tabii ki. Ama başvuruda Güney Kürdistan'da Türkiye'nin gücü daha her gün genişliyor. Mesela taksi şoförler Türkçe müzik çalıyorlar. Evet. Bir genç bir babayla konuştum. Onun kızı Deniz. Kızın ismi Deniz'di. O arabada hava alanı giderdik ve Türkçe müzik çalıyorlardı, pop müziği. Ve tabii ki Türkiye işgal ediyor. Türkiye'nin ayağı daha derin oldu. Ve o yüzden Erdoğan'ın kolu uzundur söyledim.
Erdoğan bazen aramak gerek yok. KDP ne olması gerekiyor zaten biliyor. Çok iyi biliyordur. Böyle bir şey söylemek istedim. Çok haklısın, çok haklısın. Son çok vaktini almayayım. Hollanda'da, Hollanda medyası bu durumu nasıl karşıladı? Genel olarak beni destekliyorlar. Evet, beni destekliyorlar. En büyük kanallar benimle konuştular. Yarın sabah büyük bir radyo programında konuşacağım bunu ile ilgili. O yüzden beni destekliyorlar genelde ve gazeteciler union nasıl söylüyorsun? Gazeteciler örgütü ya da sendikası. Evet, beni çok iyi sendika, evet sendika. Kelimeleri unutuyorum yavaş yavaş, kusura bakmayın. Gazeteciler sendika beni çok iyi destekliyordu. O yüzden bu iyi bir şey. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden geçmiş olsun. Tabii bu mesleği hakkıyla yaptığın zaman böyle şeyler yaşanıyor. Normaldir demiyorum. Ama bununla da hepimizin mücadele etmesi gerekiyor. Bu da bir mücadele alanı. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Siz de teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Zaman ayırıp bizi izledikleri için. Bu yayını kapatacağız ama yaklaşık 2-2,5 saat sonra yeniden burada olacağız. Mazlum Abdi'nin önemli açıklamaları oldu. Bugün kameralar karşısına geçti ve yaşanan son süreçle ilgili, muhtemel bundan sonraki yaşanacak gelişmelerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Gazeteciler sordu, yanıtlar verdi. Türkiye ile ilgili, DAEŞ ile ilgili, uluslararası koalisyonla ilgili, saldırılarla ilgili, tabii ki muhtemel Türkiye'nin saldırısı karşısında neler yapılacak, bu soruya da yanıt verdi. Eğer Frederik'e gitmiş olsaydı Rojava'ya, büyük olasılıkla bu basın toplantısı da olacaktı ve sorular soracaktı ama olmadı. Artık başka zaman öyle diyelim. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.